Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur versin inşallah. Evlerinize, hanelerinize bereket versin. Allah, bugün gene çok güzel bir yaprak modeli anlatacağım. Ama çok güzel bir yaprak modeli. Yeleklere, hırkalara gidecek bir model. Modelimizi ben şu şekilde kenar ilmeği için lastik, küçük bir lastik yaptım. Ve bir sıra haroşa yaptım. Yani iki diş oldu. Şey sayısı da modelimizin 2 16 artı 2 olarak gidecek. Modelimizi katarken sayılarını da tam ölçülü bir şekilde vereceğim Allah'ın izniyle. Şimdi ben modelimin yapım aşamasına geçiyorum. Şöyle kenar lastiği için Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. İpimiz süper nana klasik. Şimdi 2,5 numara. Şu şekilde kenar lastiği için lastiğimi örüyorum. 2 tane lastik katıyorum. Buraya bir tane ters katıyorum buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi ördüm. 1 2 3 ilmeğimi çevirip 3'ünü bir sağ yöne doğru kesiyorum. Kestim. 1 aldım. Bir düz. Bir aldım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimizi örüyoruz. Yani toplamda kaç tane oldu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 oldu. 18 geldi. 16 değil, 18'li modelimiz. Sanırım burada da ilmeklerimiz tam yetmeyecek. Şöyle 2, ben 16 diye hesaplamıştım. 2 ters yaptım burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle 2 modelimi şöyle yapacağız. Pardon, yanlış oldu. Ön çalışmasını yapmadım çünkü. Burada saç örgüsü yapacağımız için 6 ilmeğimizi örmüştük biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tersimizi ördük. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar buralardan arttırarak 5. 6 ilmeğimi tekrar düz ördüm. Başına doladım. Bir düz. Başına doladım. 3 sol yana doğru kesiyorum. Kestim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8. Arada arttırarak ilmeklerimizi tamamladık. Kenar ilmeğimizde ters. Şimdi arka yönünde de tekrar kesim işlemi yapacağız. Toplamda 5 kesimle bitecek modelimiz. Tekrar bunları 6 ilmeğimi ters yapıyorum. 2, 4, 5, 6. Bu kestiğim ilmeği, bunlar da kesecek olduklarım. Şöyle 3'ünü bir arka yönden kesiyorum. Sağa doğru. Az bir şey gevşek tutarsak daha rahat olacak kesimlerimiz. Bakın, şimdi bunu ters örüyorum. Arttırdığım ilk ilmeklerim şu düz olan tek düzün yanından arttırma yapıyorum. Bir tane daha ters.
Bir tane daha arttırıyorum. Ters. Şimdi bunu da ters yapıyorum. 6 ilmeğimi. Bunu saç örgüsü yapacağız sonra. İki saç örgüsü yan yana gelecek. 2, 3, 4, 5, 6. 2 düzümüz var. 6 ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın burada ajurumu ördüm. Başına doladım. Bir ters. Başına doladım. Bir ajur. Şöyle ilmeklerimi, 3 ilmeğimi çeviriyorum. Kesiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Ben bunu şey 10'lu değil de 8'li yapsaymışım, iyiymiş. Modele göre hesaplamadım. Bir önce yaprak modeli yapmıştım. Onun gibi yaptım. Biraz büyük olsun yaprakları. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi ördüm. Şöyle ilmeklerimi çeviriyorum. 6 kalmıştı. Şimdi 4 kaldı kenarda. Üçünü bir kestim. 1, 2 ilmeğimi ördüm. Hep bu düzden arttırıyoruz. Arttırdım. Arttırdım. 2 ilmeğimi daha ördüm. Bakın burada da saç örgüsünü bıraktığım 6 ilmeğimi örüyorum. Burada hemen daha saç örgüsüne çevirmedim. Kesimlerimiz bittikten sonra yeni modele geçerken saç örgüsünü yapacağız. 6 ilmeğimi ördüm. Bakın yan yana geldi. Modeliniz böyle uygulayın. Yeleğinize. Başına doladım. Ajurumu aldım. Ördüm. Başına doladım. Arttırdıktan örüyorum. Şimdi sola doğru bir kesim yapıyorum. 1, 2, 3, 4 kaldı. Çok kolay bir model. Çok da gösterişli duruyor model. İki ilmeğimi ördüm. Şimdi üçünü bir kapatıyorum. Bakın bu kapatacağım ilmek. İlk kesimi yaptığım ilmeği. Bunlar sonrakileri. Üçünü bir kapattım. Şimdi arttırdığım ilmeklerimi örüyorum. Ters olarak. 1, 2, 3. Dördüncü ilmeğimi arttırıyorum. Dördüncü ilmeklerimi arttırıyorum. Bunlar ters. Tamamı ters. İki düz. Tamamı ters. Modele yaprağa kadar tamamı ters. Şimdi yaprağıma geldiğimde arttırıyorum. Tekrar arttırıyorum. Şimdi üçlü bir sıra doğru kesim yapıyorum. Üçünü bir kapattım. İki ilmeğim kaldı burada. Yanlış kapattım sanırım. İki ilmeğimiz kalacak çünkü burada. Bakalım. Evet, bir tanesini şeyden arttırdığımdan almışım. Şu şekilde. Üçünü bir kapatıyorum. Ön yüzünde kesme işlemimiz bitecek. Şimdi ön yüzüne geldim.
şöyle lastiğimi yapıyorum, son kesimleri yapıyorum. Şöyle bakın. Son 3 ilmeğimi kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört ilmeğimi ördüm. Başına doladım. Beşincileri başına doluyorum. Şimdi hepsi tamamı düz. Öbür modele kadar. Bakın bu şekilde böyle bir bu tarafa yaprak oluyor. Bir tarafı saç örgüsü olacak. Son ilmeklerimi arttırıyorum. Bakın burada da son ilmeğimi arttırıyorum. Arttırmışım. Sonra hepsini bir kapatıyorum. İki tersimi ördüm. Şimdi arka yüzünde artık terslerimizi ters, düzlerimizi düz öreceğiz. Tamamını ters. İki tane düzümüz var bu tarafta. Hiçbir işlem yok şimdilik. Bir, iki düz. Sıra başına kadar geliyorum. İki sıra daha düz yapacağız. Şimdi yaprağımızın büzüşmemesi için onu çözdüm hanımlar. İki sıra daha yaprak modelimizi koymadan düz yapacağız. Yeni modeli başlatmadan. Birinci sıra yaptım geldim. Üç sıra oluyor. Arka önlerine geldiğimiz için. Üç sıra olacak. 3 sıra hiçbir işlem yapmadan ters ve düz olarak örüyoruz. Ve 3. sıraya gidiyorum. Tekrar modelimi ön yüzüne geldiğimde başlatacağım. Hem saç örgüsünü yapacağız, hem modelimizi başlatacağız. Sıra başına kadar terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. Şimdi tekrar modelimizin ikinci kurulumuna geçiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8 ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3 ilmeğimi çevirdim. Bakacağız şimdi. 2, 4, 6 zaten şey için tam denk geldi. Hiçbir eksiltme yok. 3 ilmeğimi sağ yöne doğru kestim. Başına doladım. Bir düz ördüm. Başına doladım. Şimdi saç örgülerini yapacağız. Şu 3 ilmeğimi arkadaki 3 ilmeğimi alıyorum. Şunları çıkartıyorum. Üçünü yer değiştiriyorum. Bakın. Bu şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş, altı saç örgümü ördüm. Şimdi İki tersimi ördüm.
Bunu da tam tersi bulacağız. Hep ikisinin de burgusu şey olacak. Aynı yöne bakmış olacak. 1, 2, 3. Şöyle bunlar da arkadan öne doğru alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bakın ikisi de aynı yöne bakıyor gördüğünüz gibi yönleri. Bir, pardon. Başına bir doladım, bir düz. Başına bir doladım, sol yöne doğru üçlü kesim yapıyorum. Bakın bir, iki, üç. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın yavaş yavaş modelimiz oluşmaya başladı. Bakın yaprağımızı iki sıra örünce yaprağımız daha net çıktı. 3 sıra düz örmemiz yaprağı net çıkarttı. Şimdi 4 ilmeğimi örüyorum. 6 ilmeğimiz vardı. 2, 4. 8 ilmeğimiz vardı. Pardon. 6'yı örüyoruz. Şimdi bunu kesiyoruz. Ve arka taraftan şımarak. 3'ünü 1. Zorlu bir kesimle kesiyorum. Az bir şey sık olmuş çünkü. Şöyle kestim. Şimdi ilk ajurumu ördüm. İkincileri arttırıyorum. Saç örgümüz zaten ters. İki düzümüz var. Ters. Tekrar arttırdım ters. Başına doladım. Bir ördüm. Başına doladım. Ters. Şimdi sol yöne doğru kesiyorum. İlmeklerimi çeviriyorum. Kestim. Ters de sol yöne doğru kesmek daha kolay. Şimdi ben bunu yapraklarımı tekrar tamamını aynı şekilde kesip bitireceğim. Her yaprağımızın kesme işlemi bittiğinde saç örgüsünü katacağız. Bakın bu şekilde gidiyor. Ve alt sıradan atmışsak aynısını yapıyoruz artık şimdi. Bir, iki, üç, dört ilmeğimiz kaldı. Şimdi ben bütün ilmeklerimi bitirip geliyorum. Bundan hariç zaten iki kesim kaldı. Bir düz ördüm, bir düz ördüm. Başına doladım. Hep çubuktan arttırıyoruz. Üçüncü modelimizi de kuralım. Daha sonra videomu sonlandırayım. Bunları ben tamamını kesip geliyorum. Aynı şekilde olacak. Bir alt sıradan atmışsak aynısı olacak. Uzatmamın da çok bir anlamı yok. Saç örgümüzde zaten modelimiz yaprağımız kapana kadar örecek. Başına doladım. Tekrar başına doladım. Aldım. Şimdi buradan başına dolamıyoruz. Hep buradan tekli çubuktan doluyoruz. Şöyle sağ yöne doğru, sol yöne doğru kestim. Bu şekilde. Ben şimdi yapraklarımın kesimlerini bitirip geliyorum. Şimdi ben yaprağımı bitirdim. Üst sırada düz ördüm. Şimdi tekrar üçüncü yaprağımızın kurulumunu yapacağız.
Yalnız saç örgüsünü buradan vurmayacağım. Bir ikinci arttırmada vuracağım. Şöyle bir tarafta olmuyor ama bir tarafta büyük bir delik oluyor. Burası normal ama o tarafı büyük oldu. Onun için bir sıra üstten vurma yapacağım. Şimdi üçüncü yaprağımızı kuruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başına doladım. Pardon, başına dolamadan 3 ilmeğimi çeviriyorum. Sol yöne doğru, sağ yöne doğru pardon, kesiyorum. Başına doladım, bir ördüm. Başına doladım. 6 ilmeğimi örüyorum. Bir dahakine saç örgüsünü vuracağım. Ön yüzünden bulma yapacağız. 6 ilmeğimi tekrar örüyorum. 2, 4, 5, 6. Başına doladım. 1 ördüm. Başına doladım. 3 kesim. Arka yönünden de kesip geliyorum. Ondan sonra saç örgüsünü buralım. Ön yüzünden saç örgüleri vuracağız. Şimdi arka yönden de kesmelerimi ve artırmamı devam ediyorum. Ön yüzüne geliyorum. Şimdi bakın yapraklarımız bu şekilde duruyor. Ördükçe sonra onlar güzel duruyor yapraklarımız. Kenar lastiğimi örüyorum. Şimdi saç örgüsünü vuracağız. 1, 2, 3, 4 ilmek kala kenarda. Hep öyle, o şekilde saç örgünüzü vurun. Alt kısımda birazcık yanlış oldu. O da ön çalışma yapmadığım için oldu. Şimdi 1, 2 aldım, başına doladım. 1 düz, başına doladım. 2 düz. Şimdi aynı şekilde şuradan 3 ilmeğimi alıyorum. Şu 3 ilmeğimle beraber yer değiştiriyorum. Kenarda 4 artırma şey kesme işlemi bittiğinde şurada kenarda bakın 1 2 3 4 tane kaldığında burada saç örgünüzü vurun. En güzel tüyü o yani. Saç örgümü buldum. Bakın hep bir aynı yöne vuruyorum. Şimdi tekrar şu 3 ilmeğimi alıyorum şöyle. Üçünü aldım şime. Bunları da bu tarafa getiriyorum. Aynı yöne bakıyorlar. Şimdi bir ördüm. Bakın burada delik oluşmadı gördüğünüz gibi. Şurada yaptığım gibi. Yani yanlışımı da görmüş oldunuz. Siz de yapmayın. Başına doladım. Arttırdım ve ördüm. 3 ilmeğimi kesiyorum. Kenarda 4 ilmeğim kaldı. Artık bu şekilde devam edeceksiniz hanımlar. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi bu yapraklarımın kesmelerini bitirip geliyorum ki modelimiz tam görelim. Kınanla bu şekilde duruyor modelimiz. Çok güzel durdu. Şöyle bakın. Saç örgülerimiz de yan yana bu şekilde gidiyor. Yine bakın bu böyle bir parçalarda modelinizi önce çıkardım. Bakın buradaki şu yuva oluşu hani büyük bir yuva oluşmuştu. Bakın burada küçük yuva oluştu. Yani şurada kesimi 4 tane kaldığında saç örgünüzü vurun ki şuradaki büyük şey oluşmasın. Burada bakın düzgün durdu. Çok güzel durdu. Yaprakta saç örgüsü bir arada harika durdu. Gördüğünüz gibi arka kısmı da bu şekilde.
Böyle bir küçük çalışmalar da yapın. De videolarımızı baştan sona izleyin ki modellerinizi ondan sonra katın. Yani bizler de yanlışlık yapabiliyoruz. Onun için sonradan düzeltebiliyoruz. İnsanın sonuçta hatamız, kusurumuz olabilir. Şimdilik bakın bu şekilde artık modelinize uygulayabilirsiniz. Yelek veya hırkalarınıza yapabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Abone olmayı, beğeni ve paylaşımı yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.